Lan. Öğlen olmuş ya. Öğlen olmuş. Banu nerede ya? Banu. Ha. Banu gitmiyor muyuz ya? Sen beni niye uyandırmadın? Öğlen olmuş ya. Annem çoktan eve dönmüştür. Arabayı çaldığımı öğrenince beni bitir... Yani eve dönmem lazım benim. Annem özlemiştir beni. Ay yani ondan sonra Ahmet de geldik işte. Gayet de güzeldi. Gecesine balık tuttuk. Sabahına o balıkları yedik. Ay harikaydı şekerim ya. Evet güzeldi yani. Fena değildi. Ahmet ne yapıyorsun? Ha? Seninle çok iyi tanışamadık. Ben Melisa. Melisa mı? Melis As diye espri yapasım geldi ama. Of çok kötüydü hani Melis S.A. Melis As. Ben niye böyleyim lan? Benim niye bozuk esprilerim var? Sanırım önce bir videonun girişini yapalım, ondan sonra videoya devam edelim. Bu arada merhabalar, ben Ahmet. Biliyorsunuz değil mi? Serim yeni başladı. Ahmet'in hayatı. Oh yeah. Bu arada şu kız Murat'ın hayatında da vardı. Oğlum bu kız yemin ediyorum var ya, yedek çar gibi her yere gidiyor anasını satayım. Hadi bakalım başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ahmet'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Ahmet'in hayatında manyak bir videoyu geride bırakmıştık ve arkadaşlar resmen annemizin arabasını çalarak sevdiğimiz kızı etkilemek için kamp yapmaya kaçmıştık. Şayet bir önceki videoyu izlemediyseniz hemen sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir videoydu. Kaçırdıysanız, seriye yeni başladıysanız, takip etmiyorsanız, yeni haberiniz olduysa oradan öğrenebilirsiniz. Bugün arkadaşlar maalesef ki başımıza tatsız bir olay geldi. Ana ne güzel lan, millet ATV ile geziyor. Oh! Lan keşke biz de gezseydik ama fakiriz. Neyse. Arkadaşlar bugün Ahmet'in başına çok tatsız bir olay gelecek. Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Ay tamam Ahmet ya, gideriz. Allah Allah, acelen ne? Saat daha taş çatlasa 3. Gideriz yani, 4'e geliyor. Ya kızım annem diyorum, annem. Benim annemin yanına dönmem lazım. Annem eve dönecekti. Sabaha karşı gelir diyordum. Ya geç kaldım, geç. Arabayı yani... Gidelim. Ay sen ikide bir arabayı deyip kalıyorsun. Allah Allah. Melisacığım ya biz kamptan erken ayrılacağız gibi. Ahmet'in inadı tuttu. E gidelim o zaman. Ahmet bu ne acele ha? Yoksa evde bekleyen karın çocuğun mu var? Banu siz şimdi Ahmet'le nesiniz? Evet. Biz şimdi seninle neyiz Banu? Ay boş ver şimdi ne olduğumuzu. Hadi gidelim Ahmet. Geç kaldık değil mi? Yürü. Ya ama ben de merak ediyordum cevabı. Allah Allah. Neyse gidelim ya. Gel. Hadi Banu. Ulan ya kız beni kötü yerden vurdu var ya. Ne güzel söyleyecekti ne olduğumuzu. Hayır ne olduğumuzu ben de bilmiyorum ki. Şimdi sevgili olduk mu? Aynı çadırda yattık ama. Sevgili say... Banu arkaya oturursan ama var ya. Oyunun azizliği mazizliği dinlemem bir söverim. Yanıma gel lan. Ben sert erkeğimdir ha. Ha şöyle. Allah Allah. Babayın eşeği mi var lan arkada öyle? Nasıldı ama? Güzeldi değil mi? Ay çok güzeldi ya. Gerçekten rüya gibiydi. Teşekkür ederim Ahmet bugün için. Rica ederim Banucuğum ne demek. Asıl ben sana teşekkür ederim de. Geç kaldık ya. Geç kaldık. Annem beni öldürecek var ya. Neyse lan. Şu güzel kızın güzel yüzü güldü ya. Onun için bile değer. Hızlı gitmemiz lazım. Sıkı tutun Banu. Bayağı basacağım. Ay bas bas. Ben bayılırım basmaya. Hızlı bas, hızlı bas. Hızlı basıyorum zaten. Pedala sona kadar abanıyorum. Rah! Ama annemin arabasının motoru küçük biliyor musun? Ay olsun, önemli değil. Yani önemli olan boyu değil, işlevi sonuçta. Ya öyle tabii. Mesela şimdi 1.3, 1.5 arabalar var. İnanmayacaksın ama 4.0 arabalara geçiyor ya. Öyle modifiyeler yapıyorlar ki. Ay ben estetiğe karşıyım. Ya ben de karşıyım. Mesela senin araba dediğin orijinal olmalı yani değil mi? Arabaya niye estetik yaparsın? Eskimiştir. Ay olsun, eskise de ben karşıyım. Ben orijinallikten, saflıktan yanayım. Bak bana mesela, hiç estetik yok bende. Sende hiç estetik yok mu? Ne alaka ya, biz araba konuşuyorduk en son. Aha, biz araba mı konuşuyorduk? Aha. Ay evet, arabada da tabii yani modifiye falan. Aha. Oğlum, bu kızın kafa bayağı gidik lan. Vallahi nereden konuşuyoruz, nereye bağlıyor? Bu yaptığım çok tehlikeli bir hareketti, asla normalde yapmayın. Böyle sarı çizgi devam ediyorsa ne demektir? Sollama yapmak yasaktır. Peki ben ne yapıyorum? Sollama. Neden? Çünkü geç kaldım. Geç. Hemen gitmem lazım. Allah'ım orada bir kaplumbağa deden diyesim geldi var ya. Kendimi zor tuttum zor.
Ay Ahmet ya. Gerçekten seninle takılmak güzeldi. Acayip keyif aldım var ya. Ne kadar eğlenceli, ne kadar düzgün bir insansın ya. Hayatımda hiç senin kadar düzgün bir insan olmadı biliyor musun? Yani ben senden bir tık hoşlandım. Hoşlandın mı? Hadi ya. He valla. Hoşlandım. Yani iyi bir çocuksun Ahmet ya. Gerçekten. Sevdim seni. Allah. Ben de seni sevdim Banu. Sen de iyi bir kızsın. Düzgün, namuslu, helal süt emmişsin. Ay ben süt emmemişim ya. Annem hemen bırakmışım. Ben süt sevmiyorum biliyor musun? Beni Americano ile beslemişler. Americano? O kahve değil mi lan? Seni kahveyle mi beslemişler? Ay evet. Anne karnından sonra hemen kahveye başlamışım. Ay ben tam bir kahve hastasıyım var ya. Yani benim gönlümü etkilemek istiyorsan, kalbimi çalmak istiyorsan yapman gereken şey bana kahve ısmarlamak. Hadi ya. O kadar diyorsun. Bu ne lan? Bir dakika bu ne? Bu kadın niye etekle bisiklet sürüyor ve bizim araba niye bu kadar kirlendi lan? Aboo, annemin arabasına bakın oğlum. La araba renk değiştirdi lan. Yola çıktığımızda bu kadar kara değildi. Geç. Oğlum araba resmen renk değiştirdi lan. Oha. Fena halde karardı. Ay Ahmet ya, arabanı da umursamıyorsun var ya. Çok iyi çocuksun ya. Ya canım araba dediğin şeyin neyini umursayacağım Banu? Araba dediğin şey basit bir şey ya. Sonuçta bir alet. Ay çok sevimlisin ya. Senin kadar düzgün bir insan olduğuna inanamıyorum ben. Estağfurullah canım. Yani düzgün insan... Banu ne yapıyorsun Banu? Allah Allah Banu öpesi tuttu. Aa Banu. Ay bir şey yok ya. Sadece sevmek istedim. Çok sevimli göründün. Ay Ahmet ya. Çok sevimlisin. Ya Banu. Ya Allah Allah. Kızım araba sürüyor. Banu. Banu araba sürüyorum. Araba. Ay tamam sür. Allah Allah. Arkadaşımla şakalaşamayacak mıyım? Ay Ahmet arabayı düzgün sürsene ya. Ay. Ya nasıl düzgün süreyim kızım? Allah Allah nasıl düzgün süreyim? Ya Banu. 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 O neydi lan? Ay ne oldu? Ya bir dur. Ne olacak? Bir şeye çarptım. Anam. Köpek. Köpeğe çarpmışım Banu. Ay ney? Köpeği mi çarpmışsın? Aa! İnanamıyorum. Ay yazık ya. Nasıl oldu bu? Ya ne demek nasıl oldu? Senin yüzünden. Ya insanlar da bakıyor ya. Vallahi kazayla abi, kazayla oldu. Katil! Katilsiniz caniler. Ya canilik bir durum yok. Hanımefendi ya veteriner. Lan ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Etrafta bildiğin bir veterinerlik falan var mı? Ay var Ahmet var. Bizim orada var. Ay götürelim hadi. Götürelim tabii götürelim. Ya Banu ya of ya senin yüzünden hayvana çarptım ya. Oğlum inşallah ölmemişsindir ya. İnşallah ölmemişsindir. Gel lan buraya gel. Çok da güzel sokak köpeğiymiş ya. Gel buraya. Ay taşıyabilecek misin Ahmet ya? Kaldırabilecek misin? Yardım edeyim mi? Ya saçma sapan konuşma kızım ya. Saçma sapan konuşma. Kaldırırım tabii. O kadar ağır lan. Ulan inşallah fıtık olmam ya. Kapıyı aç kapıyı. Ne bakıyorsun ya Baro? Allah Allah. Şu kapıyı aç kapıyı. La öldüm. Banu kapıyı. Allah Allah çok şükür. Uf, çok ağırmış lan. Hay maşallah Anadolu hastanesini satayım. Şunu kapatalım. Nerede bu veterinerlik, yakın mı? Yakın. Ayrıca veterinerlik değil, veteriner. Ya ne fark eder, burada hayvan ölüyor. Yürü. Gitmemiz lazım, yürü. Allah Allah bin. Atla. Hadi. Bin Banu bin. Allah nerede hangi tarafta? Bizim eve giderkenki yol, sakin ol Ahmet ya. Ya ne demek sakin ol? Hızlı olmam lazım. Oğlum ölme lan. Ne tarafta? Ahmet tamam sakin ol, düz git. Aa delirtme beni düz. Ya tamam gidiyorum işte. Tarif et. Yolun sonundaki ev. Orada bir veteriner oturuyor. Bizim akrabamız. Yolun sonundaki ev. Burası mı? Ya hayır ilerisi devam et düz git. Işıklara takılma diye şey yaptım ben. Hah bak göründü evi. Şurası mı? Allah'ım ya. Ne olur kurtaralım. Hangisi bu mu? Ay Ahmet evet o. Sakin ol yavaş. Ya ne demek yavaş? Burada resmen zamana karşı bir yarış yapıyoruz. Aç kapıyı.
Ya Banu, hızlı olur musun? Kapıyı aç. Ay sakin ol, tamam açıldı işte kapı. Allah Allah. Sen hayvanı kucakla. Ben haber vereyim veterinere. Akif amca, Akif amca yardımın lazım. Akif amca yardımdan fazlası lazım. Allah'ım bu köpeğin ölmemesi lazım ya, ölmemesi lazım. Gel koçum gel. Ya Banu kızım, ne oluyor kapıya fura fura öltürtür resmen. Ne oluyor, sakin ol. Akif amca yardımına ihtiyacımız var ya. Biz bir köpeği ezdik, gel. Burada işte, burada. Baksana ya, öldü mü acaba? Ahmet öldü mü? Vallahi köpeği bilmem de ben onu taşımaktan öldüm resmen. Kolum ağrıdı. Beraber mi getirdiniz kızım siz bu köpeği? Abo. Köpeğin gözler kaymaya başlamış, ölüyor galiba. Hemen arkaya getirmemiz lazım. Getir bakayım koçum, getir. Taşı böyle arkaya, gel. Burada benim ameliyat edeceğim yer var, onu getir. Ay hadi Ahmet hadi, getir getir. Akif amca işin nehlidir, halleder. Ulan herkes getir Ahmet, getir Ahmet diyor. Kimse yardım edeyim Ahmet demiyor. Çok ağır ya, çok ağır. Kapıları sonra kapatırız, bir şey olmaz zaten. Burada da arabayı çalmazlar herhalde. Getirdim getirdim. Oğlum ölme ya, ölme. Karabaş ölme. Gerçi başın kara değil ama olsun. Abi benim bunu bir yere bırakmam lazım. Şöyle koysam olur mu? Koy koçum koy, olur olur olur. Çekil bakayım sen, çekil. Abo çok kötü olmuş buna, ne yaptınız lan? Ne yapacağız abi, duygularını incittik. Sen dedik kötü bir köpeksin. Allah Allah, ne yapmış olabiliriz ya? Arabayla çarptık işte. Abi ne olur onu yaşat ya, ne olur onu yaşat. Tamam tamam, sakin ol sakin ol. Benim içeride ufak bir ameliyathanem var. Halledeceğim ben, halledeceğim. Kurtarmaya çalışacağım. Bu arada köpeğin sigortası falan var mı ha? Kayıtlı mı? Var abi, SSK'sı da var. Allah Allah, hasta mısın ya? Sokak köpeği sokak. O zaman maliyeti kim üstlenecek? Ya Akif abi problem değil ya. Sen köpekçiye bak, parayı mı düşünüyorsun? Hallederim ben. Ya saçmalama. Ben öderim Banu, Allah Allah. Ben çarptım, ben ödeyeceğim. Yani ben öderim abi. Ne kadar tutabilir ki zaten? Ha ikiniz de öderim diyorsunuz yani. İyi o zaman, ödeme konusunda sıkıntı çekmeyeceğiz. Bak hayvancağız ödeme olacağını duyunca nasıl da mutlu oldu, gördün mü? Ağzı oynamaya başladı bak. Merak etmeyin, ben bunu iyileştireceğim. Hiç endişe etmeyin. Akşama gelin köpeğinizi alın. Ya abi şimdi köpek benim değil, sokak köpeği yani. Benim köpeğimmiş gibi konuşmayalım. Ben anlamam güzel kardeşim, Allah Allah. Siz getirdiniz, sizin köpeğiniz. Gel bakayım böyle. Abi aman diyeyim abi, yaşasın ne olur abi ya. Ben kimsenin günahına girmek istemiyorum ya. Abi ne olur yaşat onu abi. Ne gerekiyorsa yap abi ya. Allah'ım inşallah iyileşir ya. İnşallah iyileşir. Ya nasıl şey yaptık ya? Ya duracaktık işte ya. Banu ya. Elin kolun bir durmadı ya. Ay tamam ya, Allah Allah. Benim suçum ne bu konuda? Aa direksiyonu tutan sendin Ahmet yani ya. Direksiyonu tutan ben miydim? Banu sen benim üstüme çullanmasaydın ben bu hayvana çarpmazdım, tamam mı? Direksiyonu gayet iyi tutuyordum. Allah Allah ya. Suçlusu ben miyim, Allah Allah. Daha iyi tutsaydın. Ne var yani saçına birazcık dokunduysam? Aa, sanki başka yerlerine dokunduk. Allah Allah. Senin suçun, tamam mı? Ben gidiyorum ya. Eve gidiyorum ben. İyi, git. Zaten burada bir şeye yaramazdın. Allah Allah. Bu nedir ya? Neyse ben gideyim de şu arabanın kapılarını kapatayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Hem senin yüzünden kaza yapıyoruz hem artistlik yapıyorsun bana ya. Oğlum inşallah kurtulur ya. İnşallah kurtulur. Katil olmak istemiyorum ya. Lan bu arabayı da yıkatmam lazım. Etrafta yıkamacı var mı acaba? Aa şurada var gibi lan. Dur şu kapıyı kapatayım. Allah kahretmesin ya. Cık. Yemin ediyorum var ya. Başımıza iş aldık ya. Bir gezmeye gidelim dedik. Anasını satayım, başımıza gelmeyen kalmadı. Bari ne yapalım? Hayvanın işi bitene kadar ben de gideyim arabayı yıkatayım. Oğlum ya çok kötü oldu ya, çok kötü. Annemin kredi kartı arabadaydı değil mi lan? Arabayı ben şurada yıkattırayım. Ah kaymak gibi oldu vallahi. Bakalım hayvan iyileşmiş mi? Gidelim şöyle. Cillop gibi oldu araba. Annem beni öldürecek gerçi ama. Yağmur başladı oğlum ya. Yağmur başladı. Burada fazla kalamam. Şöyle çekeyim de. Eve gitmem lazım. Annem beni öldürecek. Ya Akif amca ne yaptın? İyileştirdin mi hayvanı ya? Akif amca. Hayvanı çıkartmış. Akif amca. Nasıl? Hayvanın durumu iyi mi? Yani şimdilik iyi görünüyor. Bir sıkıntısı yok gibi. Operasyon başarılı geçti. Hayata döndüreceğimizi düşünüyorum. Harbi mi? Abi Allah senden razı olsun. Allah senin gibi iyi insanları başımızdan eksik etmesin. Abi yemin ediyorum veterinerlerimiz, doktorlarımız olmasa ne yapardık ya? Oğlum katil olmadım lan. Katil olmadım.
Abi Allah sizin var ya, tuttuğumuzu altın, bıraktığınızı bakır, bırakıp tutamadığınızı gümüş etsin abi. Amin kardeşim, amin. Tabii ki de öyle etsin. Lakin faturayı nereye göndereyim ha? Verdiğin adrese mi yoksa e-posta falan mı atayım? 3000 dolar. 3000 dolar mı? Artı KDV. Ha, KDV'si de içinde değil. Yok hocam, KDV ile dahil ben sana niye fiyat vereyim yani? Sonuçta ben kendi hizmetimin fiyatını söylerim. KDV devletle alakalı bir şey. Abi sen alt üstü köpek iyileştirdin. 3000. Abi çok değil mi ya? Ay dayanamadım geldim ya. Ne yaptı bizim köpek, iyileşti mi? Ahmet ne oldu? Ay Akif abi kafese koyduğuna göre iyileşmiş. Akif abi ya, ellerin dert görmesin ya. Vallahi görmesin görmesin, tabii ki de bana kızım da. Yani bu senin arkadaş benim ücrete birazcık galiba muhalefet ediyor. 3000 doları çok buldu. Ay öyle mi? Ya sıkıntı değil Akif abi, ben sana veririm 3000 doları. Ya hop 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 hop, yok öyle 3000 doları ben vereyim falan. Bari çok falan bulduğum yok. Benim demek istediğim, ben şimdi yanımda yok abi yani. Ben sana getiririm yani. Az önce öyle demiyordun gibi ama neyse. Ben içeri giriyorum, ıslanmak istemiyorum. İşte bile hep böyle diyordum. Allah Allah. Tamam ben ezdim, benim sorumluluğum yani. Sana ödetecek değilim faturasını. Özür dilerim Banu ya, biraz sana kaba çıkıştı. Ay önemli değil Ahmet ya. Ben de birazcık fazla sinir yaptım. Ay sen çok iyi niyetli, merhametli, ponçik ve yakışıklısın. Ay sokak hayvanlarını sevenleri ben de severim. Ay Ahmet ya, bu hayvan için 3000 dolar vereceksin. Ay vallahi gözümde değerim bir kat daha arttı. Hoy, senin de benim gözümde değeri. Yani evet tabii sokak hayvanı. Oğlum ben 3000 doları nereden bulacağım lan? Benim yiyecek ekmeğim yok. Lan ben daha eve dönmedim. Anam arabayı çaldığımı öğrenince benim ağzımı yüzümü dövecek var ya. Yemin ediyorum kürekle vuracak ağzıma. Lan. Lan gittik köpek ezdik kazayla. Aldık başımıza belayı. Lan bir de borç yaptık ya. Oğlum bu kadar para verdikten sonra bu köpeği eve almam lazım. Yani o kadar masraf yapıyoruz. Ulan acaba eve alsam mı? Annem izin verir mi ki? Ne diyorsunuz? Sizce eve almalı mıyım? Yorumlarınızı bekliyorum. Almalısın o ne ya? Sen dur lan, sen değil. Senin seri başka zaman oğlum, dur. Seninki daha dünden önceki gün geldi. Videonun sonu. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ahmet'in hayatında başımıza gelmeyen kalmadı. Ve maalesef ki bir köpeği arabayla çarptık. Gördüğünüz gibi onu hemen veterinere getirdik. Ve bize 3000 dolar maliyet çıkardılar. Gördüğünüz gibi Ahmet erkeklik yapıp ödemek istedi. Lakin cebinde 5 kuruş parası yok. Neyle ödeyecek göreceğiz. Arkadaşlar bugün değişik bir bölümdü. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Çünkü uzun zamandır normal bir gerçek hayat yapmıyorduk. Gördüğünüz gibi daha sıradan, daha basit olaylar başımıza geliyor. Ve ben gayet keyif alıyorum. Şayet siz de alıyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi bitti ses. Lan! Lan dikkat edin! Roket! Dikkat! Roketliler var lan! Dikkat edin beyler, dikkat edin! Heriflerde her türlü ekipman var, dikkat! Öldürün şunları! Beyler dikkat edin, dikkat edin! Ellerinde ağır silahlar var, dikkat! Oğlum çok fena lan, çok fena! Ben bir tabancaya geçeyim şöyle. Bu tarz ortamlarda tabanca kullanmaya bayılıyorum. Ulan berem kafama gelmese, aslında iyi bere ama. Beyler çekilin, bir bomba atacağım. Hoppa, bak şimdi bak. Parabole bakın şimdi bak.